Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi Bu iş biraz zor. Ünlü şair Nazım Hikmet Kantel içinde şiirinde yapıcıları şöyle anlatır. Yapıcılar türkü söylüyor. Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama. Bu iş biraz zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl ama yapı yeri bayram yeri değil. Yapı yeri toz toprak, çamur, kar. Yapı yerinde ayağın burkulur, ellerin kanar. Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli, her zaman sıcak, ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak, ne herkes kahraman, ne dostlar vefalı her zaman. Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı. Bu iş biraz zor. Bu aralar Türkiye'de devasa bir yapı yeri. Büyük depremin vurduğu 10 ilde 850 bin konut kullanılmaz hale gelmiş. Hükümet seçim öncesi depremzedeleri bir yıl içinde kalıcı konutlara kavuşturmayı vaat etmiş. TOKİ'de 170 bin konutun ihalesini yapıp inşaatları başlatmış. 10 şehirde yüzlerce şantiye, binlerce iş makinesi, on binlerce mühendis, mimar, yüz binlerce usta kalfa iş başında. Gerçekten büyük seferberlik. Gelin görün ki yapı yeri bu. Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı. Her şey planlandığı gibi gitmiyor. Müteahhitlerin sözleşmelerine 15 günde bir hak ediş alabilecekleri yazmasına karşın ödemeler vaat edilen zamanda yapılamıyor. Birçok müteahhit bizlere yazdıkları mesajlarda hak edişleri alamadıklarını, ürün aldıkları şirketlere ve taşeronlara ödeme yapamadıklarını, bankalarda kredi vermediği için çekleri geri dönmeye başladığını ifade etmiş. Küçük firmalardan batanlar olmuş. Büyükler dahi zorlanmaya başlamış. En kötüsü de önlerini göremiyorlarmış. Bir müteahhit bir yılda tamamla teslim et demek kolay diye sitem etmiş. O kadar zor durumdaki neredeyse para yok yapı paydos diyecek. Gelen şikayetleri sormak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u aradım. İkisini de Osmaniye'de depremle ilgili bir toplantıda yakaladım. Bakan Özhaseki, akşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşeceğini ve ödemelerin bayramdan önce yapılmasını amaçladıklarını söyledi. TOKİ Başkanı Bulutsa sorunun abartıldığı kadar büyük olmadığına dikkat çekti inşaatlara %5 avans ödenmesiyle başladıklarını anımsattı ve bugüne kadar 20 milyar lira ödeme yaptık, 10 milyar lira daha ödeyeceğiz dedi. Biliyorsunuz deprem konutlarını TOKİ yapıyor ama asıl işveren AFAD yani İçişleri Bakanlığı. TOKİ Başkanı Bulutan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ödemeler konusunda bir sorun yaşayıp yaşamadıklarını da sordum. Şu yanıtı verdi. Basına öyle haberler çıktı. Hatta aramızda kriz olduğu yazıldı. Tamamen yanlış haberler. Hatta Sayın Bakan haberi okuyunca bana aramızda kriz varmış yazan bir mesaj attı. Sonuna da gülücük koymuş. Kendileriyle bazı hükümet konakları ve kamu binalarının inşaatları da dahil nelerin öncelikli yapılması gerektiğini konuştuk. Herhangi bir sorun yok. Yaptığım görüşmelerden anladım ki sorun TOKİ'de ya da ilgili bakanlıklarda değil. Ülkenin boş kasasında, yani Hazine ve Maliye Bakanlığında. Böyle durumlar için ayrılmış ekstra bir para olmadığından depremin yarattığı maliyet doğrudan bütçe açığı olarak karşımıza çıkıyor. Peki 170 bin konutta bu sorunu yaşadıysak geri kalan 680 bin konut nasıl yapılacak? Bakan Ösaseki bu konuda yeni bir model üzerinde çalıştıklarını anlattı. İnşaatı süren konutların zemin nedeniyle bir daha imara açılmayacak alanlarda evlerini kaybedenlere verilebileceğini söyleyen Öz Haseki şu bilgiyi paylaştı. Zemininde sorunu olmayan ancak mühendislik ve müteahhitlik hataları nedeniyle yıkılmış binalar depreme uygun bir şekilde yerinde dönüştürülebilir. Bu maliyetleri yarı yarıya azaltır. TOKİ Başkanı Bulutsa yerinde dönüşüm kararı alınması halinde bakanlık ve TOKİ denetiminde vatandaşların inisiyatifinde bir dönüşüm gerçekleşebileceğine dikkat çekti. Bulut şöyle dedi. Diyelim ki bir yerde 100 konut yapılacak. Özel teşebbüs vatandaşla anlaşabilir. Biz sıkı denetimini yaparız. Devlet üzerine düşen maliyeti karşılar. Vatandaş da o maliyetin üzerine istediği kadar para koyarak istediği şekilde bir ev yaptırabilir bunu bir seçenek olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Görüyorsunuz işte, seçim vaadi söyler gibi yapılmıyor yapı. Bu iş biraz zor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.